Orta Doğu'da hala çözümsüz olan ve bu nedenle şiddetli ihtilafların konusu ola gelmiş iki önemli mesele var. Biri Kürtlerin meselesidir ki ülkeleri Kürdistan dört devlet arasında paylaşılmış ve işgal edilmiş durumda ve kimlikleri hatta varlıkları en az 100 yıldır resmen tanınmıyor ve zulüm altındalar. Diğeri de neredeyse 100 yıldır devlet talebiyle süre gelen, milli talepler kadar din vurgusunun da belirleyici olduğu ve günümüzde hala çözülememiş Filistinlilerin meselesidir. Her şeyden önce pek çok kişi tarafından yapıldığı gibi her iki mesele arasında bazı benzerlikler kurulabilir. Milli hakların tanınmaması ve ihlali, ülkelerin işgal altında oluşu, sistematik zulüm ve benzeri pek çok husus iki meselenin benzerliği için çoğu kez ileri sürülebiliyor. Bununla birlikte daha yakından bakıldığında ise bazı durumlarda her iki meselenin benzerliklerinden çok daha fazla öne çıkabilen önemli farklılıklar da rahatlıkla görülebilir. Öncelikle milli davayı ve kimliği motive eden, bunu şekillendiren ve tarihsel bağ oluşturarak bugüne ulaştıran unsurlar epey farklılıklar barındırabiliyor. Yani millilik mevzusundan oraya bakıldığında esasında iki mesele açısından benzerliklerden çok daha fazla farklılıklar görülebilir. Mesela Filistin davasından ve kimliğinden söz edildiğinde İslami etkiler ve unsurlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Filistin davasında son 30 yılda öne çıkan ve hatta bu davayı domine eden oluşumlar ki bunların başına Hamas çekiyor, dini kimlikleri ve ideolojileriyle tanınıyor. Aynı şekilde bu örgütlerin karşısında mücadele ettikleri de dini kimliğiyle bilinen İsrail devleti ve Yahudiliktir. Kürtler için durum epey farklıdır. Zira en azından son 50 yıla bakıldığında örneğin Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesini veren hareketlerin dini motivasyonları neredeyse yok denecek düzeydedir. Aksine milliyetçi, seküler ve hatta sosyalist nitelikleri çok daha belirgindir. Kuşkusuz bu hareketlerin din orgusunu mücadeleleri için araçsallaştırdıkları da zaman zaman görülebilir. Öbür yandan Kürtler de Müslüman, karşısında mücadele ettikleri dört devlet de Müslüman aidiyetleriyle bilinir. Bir diğer önemli farklılık da şu. Kürtlerin milli kimliği ve hatta bir şekilde fiziki varlığı ülkelerini işgal eden devletler tarafından tanınmıyor. Türkiye örneğinde on yıllarca Kürt diye bir varlığın olmadığı savunuldu. Bugün kerhen kabul söz konusu ise de bu kez bu varlığı işaret eden milli herhangi bir hak ve unsur tanınmıyor. Irak'taki resmi durum ile Suriye'deki fiili durum bir yana bırakılırsa Kürt nüfusunun çoğunlukla bulunduğu Türkiye ve İran'da örneğin en temel haklardan olan ana dilde eğitim hakkı bile yoktur. İnsanların Kürt olarak Kürtlere dair doğrudan faaliyet yürütmeleri söz konusu değildir. Bu konudaki örnekler çoğaltılabilir. Ancak İsrail Filistin meselesinde durum biraz daha farklıdır. Örneğin İsrail'de Arapça yasa yoktur. 1948-2018 yılları arasında Arapça resmi dildi. 2018'den sonra İsrail Devleti'nin resmi dili sadece İbranice olarak düzenlense de pek çok resmi departmanda hala Arapça kullanılabiliyor. Ve daha da önemlisi Arapça konuşmak, resmi işlemlerde bulunmak vesaire yasak değildir. Ayrıca isteyen İsrail'de Arapça eğitim görebiliyor. Dikkat edilirse Arapça dil eğitiminden söz etmiyorum. Dizat eğitimin bir bütün olarak ana dilde yapılmasından söz ediyorum. İsrail parlamentosunda da bizzat Arapların temsiliyetine olanak tanınıyor vesaire. İsrail ve Filistin meselesinde şiddet, zulüm, karşılıklı nefret ve yerleşim yerlerinin işgali gibi önemli konu başlıkları vardır. Ancak bütün bunlara rağmen İsrail tarafından Araplara dair herhangi bir inkar söz konusu değildir. Türkiye ile kıyaslandığında Kürt meselesi ile Filistin meselesi arasında nasıl bir fark olduğu böylece de anlaşılabilir. Öbür yandan Kürtlerin meselesi ve durumları örneğin Yahudilerin durumuyla da karşılaştırılabilir. Yahudiler de yüzyıllar boyunca tarihsel olarak hak iddia ettikleri topraklardan sürüldüler. Milli aidiyetlerinin temelini oluşturan inançları nedeniyle neredeyse bulundukları her yerde sistematik baskılara ve zulmen maruz kaldırır. En bilinenin Naziler zamanında olmak üzere pek çok kez soykırımlara maruz kaldırar vesaire. Nicelik ve nitelik farkları olmakla birlikte Kürtlerin de tarihsel olarak benzer deneyimleri pek çok kez yaşadıkları söylenebilir. Ancak bu iki mesele arasındaki paralellikler kadar çok daha önemli olan farklar vardır. Örneğin Yahudilerin artık İsrail adında bir devletleri vardır. Bu devlet sayesinde dünya siyasetinde söz sahibidirler. Yok olmak üzereyken dillerini yeniden canlandırıp resmileştirdiler ve kendilerine yönelik tehditleri devlet olarak bertaraf edebilecek güçleri var. Kürtler içinse bunların hiçbiri söz konusu değildir. Kısadan ise politik, ekonomik, coğrafi, kültürel, diplomatik ve benzeri faktörler dolayısıyla Kürtler, Filistinliler ve Yahudilerin meseleleri arasında benzerlikler olduğu kadar bazı durumlarda çok daha fazla olmak üzere farklılıklar da vardır ve bu unutulmamalıdır. İsrail ve Yahudileri bir ara bırakırsak, İsrail ile neredeyse yüzünü bulan ihtilaf dolayısıyla epey dramatik bir hikayesi olan Filistinliler ile Kürtlere yönelik politik gerçeklikler, dürüstlük ve ahlaki tutumlar konusunda da dikkate değer farklılıklar vardır. Kaldı ki egemenlikleri altında bulundukları dört ülkenin zulmü dolayısıyla Kürtler, Filistinlilerinkinden hiç de daha az olmayan dramatik bir hikayeye sahipler. Örneğin Filistin davasına dünyada gösterilen ilginin çok azının bile Kürtler için gösterilmediği herkesin malumudur. Bu dini nedenlere dayandığı kadar politik hesaplarla da iyidir. Kürdistan'ı işgal edip Kürtlerin haklarını tanımaya yanaşmayan dört İslam devleti, öbür yandan Filistin davası için sürekli biçimde ses yükseltebiliyor, lobi faaliyeti yürütebiliyor, silah dahil her türlü desteği sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu durumda işgal, kimliğin reddi ve inkarı, direniş ve mücadele, dindaşlık ve en önemlisi de mazlumluk açık ki Kürtler ve Filistinler için epey farklı anlamlara sahiptir. Bu birkaç hususun altını çizdikten sonra esasen son yüzyılda neredeyse paralel biçimde süre gelen Kürt ve Filistin davalarını yürüten oluşumlar, kişiler veya örgütler arasındaki ilişkilere değinmek isterim. Bu iki davanın yürütücülerinin hangi koşullar altında, ne tür konjonktürlerde ve nasıl bir çerçevede ilişki kurabildiklerini, birbirlerinin davaları hakkında ne tür görüşlere sahip olduklarını ezberlerin ötesinde verili ve detaylı ele almakta fayda var. Belirttiğim gibi son yüzyılda Kürtlerin ve Filistinlilerin mücadeleleri hemen hemen aynı dönemlerde süre geldi. Coğrafi açıdan da her iki davanın mücadele alanları yakındır. Her iki mücadelede pek çok kere ilişkilerin, siyasetin ve mücadele aktörlerinin yollarının kesiştiği ve birbirlerine etkide bulundukları söylenebilir. Bu nedenle Kürt ve Filistinli ana akım oluşumlarının ilişkileri çerçevesinde bazı anekdotları paylaşmak ve önemli bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Kürtlerin yüzyıldır süre gelen özgürlük mücadelelerinin önemli aktörlerinden biri, 1940'lardan bu yana Güney Kürdistan'da aktif olan Kürdistan Demokrat Partisi yani PDK ya da KDP'dir. 1979'a kadar KDP'nin liderliğini Mullah Mustafa Barzani yaptı. Onun ölümünden sonra yerini oğlu Mesut Barzani aldı ve hala da liderlik koltuğunda o oturuyor. 10 yıllara dayanan mücadelesinde KDP'nin diğer hususların yanı sıra diplomasi alanında da önemli bağlantılar kurabildiği ve dış devletler ile bazı önemli örgütler nezdinde önemli ilişkilere sahip olduğu görülebilir. KDP'nin Filistinli örgütler ve bunların mücadele halinde oldukları İsrail ile kurduğu ilişkiler bu açıdan dikkate değerdir. Açıkçası kolaylıkla söylenebilir ki KDP'nin İsrail ile var olan veya olduğu iddia edilen ilişkileri çok daha öne çıkmıştır. Bunun önemli bir nedeni hiç kuşkusuz Kürdistan'ı işgal etmiş olan devletlerin bilinçli biçimde yürüttükleri propagandadır ve bunlar KDP'nin İsrail ile ilişkilerinin çok daha bilinmesini istiyorlar. Zira bu devletlerin temel bir amacı vardır. Bir yandan Kürt hareketlerini ve özgürlük mücadelesini son derece kötücül anlamlar yüklenmiş olan dış güçleriyle bağlantılandırmak ve böylece kriminalize etmek istiyorlar. Öbür yandan da esasında Kürtleri ve mücadelelerini küçümsemek derdindeler. İsrail ile Kürt hareketleri arasında kurulan ilişki bu açıdan işlevseldir. Sadece İsrail'de değil, son yüzyıla bakıldığında hemen hemen bütün Kürt hareketlerinin öyle ya da böyle bir şekilde bazen dirileriyle, bazen bazı devletlerle bazen de bazı kurul ve kuruluşlarla bağlantılandırıldığı şaibeli hale getirilmeye ve böylece gayri meşru gösterilmeye çalışıldı görülebilir. Bununla birlikte mesele İsrail olunca Kürdistan'ı işgal etmiş olan devletlerin propagandalarının çok daha derin ve farklı anlamlar taşıyan bir amacı güttüğü söylenebilir. Zira Kürt milletinin çoğunluğu Müslüman ve Kürdistan'daki egemen devletler de bundan harekette 10 yıllardır hatta 100 yıllardır pek iyi bildikleri bir siyaseti her defasında yeniden ısıtıp yürürlüğe koymaktan geri durmuyor. Bu siyaset Yahudi düşmanlığı üzerine temelleniyor ve elbette son 80 yıldır da Yahudilerin devleti İsrail'i kapsayacak bir halde yürütülüyor. Bu siyaset için işlevsel kılınan şey dinin ta kendisidir ve İslam ile Yahudilik arasında çelişkiler veya düşmanlık hatları inşa edilerek milletin de buna göre hareket etmesi isteniyor. Bu yüzden Kürt hareketlerinin burada örneğin KDP'nin İsrail ile ilişkileri gündeme getirildiğinde din üzerinden Kürt milletine hitap ediliyor ve özetle şu kara ve rejit propagandanın yürütüldüğü ileri sürülebilir. Görüyorsunuz sözde bu örgüt ve mücadele sizin özgürlüğünüz içindir. Fakat görüyorsunuz ki İslam dininin düşmanlarına işbirliği içindeler. Onlarla çalışıyorlar. Bu yüzden onlar meşru değiller, birer aparattırlar, kirlidirler. Müslüman Kürt milleti bu yüzden bunlara yüz vermemelidir. Din ve imanına sahip çıkmalıdır vesaire. Kabaca ve karikatürize biçimde gerçekten de durum bundan ibarettir. Kürt hareketleri ekseriyeti Müslüman olan Kürt milleti nezdinde özellikle de düşmanlaştırılmış veya şeytanlaştırılmış olan Yahudilik çerçevesinde gayri meşru hale getirilmeye çalışıyor. Kuşkusuz bu propagandaya defalarca başvuruldu ve harada başvuruluyor. Fakat her şeyden önce hiç de göz ardı edilmemesi, aksine her defasında vurgulanması gereken bir diğer önemli husus şu. Bu propaganda insanlığa karşı bir suçtur. Zira antisemitist ve ırkçıdır. Yahudiler de diğer bütün milletler gibi gayet makbul ve meşrudur. Herkesin ve her milletin onlarla ilişkiler kurması gayet normaldir. Fakat Yahudilere karşı üretilmeye devam edilen bu ırkçılık ne yazık ki Kürdistan'ı işgal etmiş olan devletler nezdinde oldukça kadimdir ve işlevseldir. Bu yüzden bu şekilde her defasında hem Yahudilerin hak ve onurlarını ayaklar altına alıyorlar, hem de bu propaganda aracılığıyla Kürtlere yönelik ırkçı zulüm ve işgallerini din orgusu ile meşru kılmaya ve süreklileştirmeye çalışıyorlar. Bilindiği üzere özellikle Kürtlerin Güney Kürdistan'daki mücadelesi hakkında Türkiye'de epey yaygın bir propaganda var. Bu propagandanın temel argümanı Güneyde ya da yaygın ifadeyle Kuzey Irak'ta kurulacak olası bir Kürdistan bir Amerika projesidir. Bu ikinci İsrail olacaktır ve böylece İslam ümmetine saplanan bir hançer olarak bölünmeye neden olacaktır şeklinde özetlenebilir. Örneğin Necmettin Erbakan'ın sözleri bu konuda ibretliktir. 26 Aralık 1991'de Türk Meclisi'nde Kürt meselesiyle ilgili yaptığı konuşmayı dinleyebilirsiniz. Gerçekten de ibret vericidir. Son yıllarda ise aynı propagandanın Kürtlerin Suriye ve İran'daki mücadelelerini de kapsayacak biçimde genişlediğini görebiliyoruz. Türkiye'deki Kürtlerin mücadelesi için bu propagandanın pek işlevsel olmadığı söylenebilir. Bunun daha sonra bahsedeceğim üzere bazı nedenleri var. Ancak son aylarda Suriye'deki Kürtlerin mücadelesiyle birlikte bunun da bir şekilde kapsama alanına alındığını eklemek lazım. Bahsettiğim gibi esasında bu propagandanın hiçbir gerçekliği yoktur. Fakat bu tür sözüm ona argümanlarla murat edilen Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerinin önünü almak, Kürtlerin mücadelesinin meşruluğunu ortadan kaldırmak, özellikle de Müslüman Kürt kitlesi nezdinde Kürt hareketlerini itibarsızlaştırmaktır. Aynı şekilde bu propaganda sahiplerinin Kürtlere karşı geliştirdikleri ve sürdürdükleri ırkçı söylem ve siyasetlerini İslam davası çerçevesinden meşru kılmaya ya da bir şekilde örtmeye çalıştıkları kaydedilebilir. Bu tür argümanlar yalnızca egemen İslamcı güçler veya siyasetçiler tarafından değil, aynı şekilde seküler güçler ve siyasetçiler tarafından da kullanılıyor. Onların da biraz İslam dini ama çoğunlukla da Yahudilerin kötülüğü veya şeytaniliği üzerine kurulmuş tamamen hayaldan ibaret olan komplo teorileri çerçevesi hareket ettikleri belirtilebilir. Örneğin pek çok seküler Türk siyasetçisinden, aydınından veya sıradan insanından masonluk, siyonizm gibi sözler duymak mümkündür. Bu tür sözlerle Yahudilerin ekonomi, iletişim, askeri, teknoloji, kültür, bilim vesaire her alanda dünyayı kontrol ettikleri, pek çok büyük devleti örneğin Amerika'yı yönettikleri ve nihai amaçlarının da dünyayı ele geçirmek olduğu ileri sürülür. Bu tür sözler de Yahudilere yönelik ırkçılığın ve antisemitizmin bir başka biçimini ortaya koyuyor ve sadece Türkiye, İran gibi ülkelerde değil, dünyanın pek çok ülkesinde de cahillikle ürülmüş bu ırkçı kötülüğe ne yazık ki rastlanabiliyor, hem de epey yaygın biçimde. Bu arada bu tür komplo teorileri denince Türkiye örneğinde ilk akla gelen isimlerden biri Yalçın Küçük oluyor. Fakat sadece o değil, onu takip edenler de o kadar haltsiz ve pervasızca davranabiliyorlar ki, mesela Barzani ailesini bile rahatlıkla Yahudi ilan edebiliyorlar. En başta altı çizilmesi gereken bir diğer husus daha var ve tekrarlamak istiyorum. Yahudiler ve onların devleti İsrail ile ilişkiler kurmak veya bağlantı halinde olmak gayet meşru, makul ve siyasi, ekonomik, diplomatik vesaire açıdan da çıkarlar gereği gayet anlaşılırdır. Her devletin ve milletin Yahudiler ve İsrail ile ilişkiler kurmaya hakkı vardır ve Kürtlerin de aynı şekilde bağlantılarının olması gayet normaldir. Kürdistan'ı işgal etmiş olan ülkeler için meşgul ve hak olan bir şey neden Kürtler için olmasın? Örneğin Türkiye, Irak ve İran on yıllardır İsraili devlet olarak tanıyorlar ve her alanda ilişkileri de var. Bu arada evet 1979'daki İslam devriminden sonra İran'ın İsrail ile ilişkileri iyi değil. Özellikle son yıllarda çeşitli vekil güçler aracılığıyla çatışma halinde oldukları da söylenebilir. Aynı şekilde bazı Arap devletlerinin de İsrail ile ilişkileri pek iyi değildir. Hatta bazıları İsrail ile savaştı da. Türkiye'de siyasi İslam'ı benimseyen ve bu çerçevede sistematik biçimde antisemitizmi ürete duran AKP iktidarının da zaman zaman İsrail ile ters düştüğü söylenebilir. Bütün bunlara rağmen örneğin Tayyip Erdoğan ve ülkesinin İsrail ile özellikle ekonomik alanda epey güçlü ilişkileri bulunuyor. Bu nedenle onlar için meşru olan ve çıkarları gereği gayet normal olan bir durum elbette Kürtler için meşru ve normaldır. Fakat bahsettiğim gibi Kürdistan'ı işgal eden devletlerin muratları farklı ve elbette kendileri için istedikleri ve yaptıkları şeyleri Kürtler söz konusu olunca karşı çıkıyorlar ve kötülüğe biliyorlar. Kaldı ki Kürt akademisyen Cenk Sağan için gayet yerinde tespit ettiği üzere Kürtleri İsrail ile bin bir türlü komplo teorisiyle irtibatlandıranların zırvarlıklarının aksine gerçekte Kürtleri ile İsrail'in ilişkilerine yakından bakıldığında görülecektir ki resmiyetle vücut bulmuş, devam eden ya da karşılıklı desteğe dayalı hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Netanyahu'nun 2017'deki Kürdistan Bağımsızlık Referandumu'na verdiği açık desteği ve biraz sonra tarihsel verilerle aktaracağım bazı temasları da akılda tutarak Kürdistan ile İsrail ilişkileri hakkında Cenk için şu değerlendirmesini bir özet olarak kabul etmek mümkündür. Saniç şöyle yazıyor. Yakın tarihte İsrail destekli bir Kürdistan projesi hiç olmamıştır. Ne İsrail Kürdistan'da böylesi zor bir projeyi hayata geçirebilmeyip olasılık değeri yüksek bir siyaset olarak görmüştür, ne de Kürdistanlı hareketler coğrafi bağlantıları olmayan uzak bir ülkeyle gereğinden sıkı ilişkilere girerek komşularını tahrik etme yolunu seçmişlerdir. İsrail ve Kürdistan'ı bir şekilde irtibatta tutan da bu irtibatı resmi ve somut ilişkilere dönüştürmeyen de her iki ulusun karşılıklı çıkar algılarıdır. Aralarındaki irtibat ve karşılıklı tanışıklık bazı dönemlerde İsrail'in Kürdistan'a açıktan destek ilanları yapmasını yol açtığı gibi birçok dönemde ise her iki ulusun derin bir sessizlik ile birbirlerini uzaktan izlemelerine sebep olmuştur. Kürt İsrail ilişkilerini karmaşık ve ilgi çekici yapan da aslında bu sessizliğin kendisidir. Dikkat çektiğim bütün bu hususlardan sonra somut verilerden hareketle Kürt örgütlerinin Filistin örgütler ve aynı şekilde İsrail devleti ile olan ilişkilerine daha yakından bakabiliriz. Biraz önce KDP ve lideri Mesut Barzani'den söz etmiştim. Kürdistan'da işgalci olan devletlerin iddialarını bir yana bırakırsak, Barzani'nin Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi adlı kitabında yer alan dikkate değer verilere bakmakta fayda var. Mesut Barzani, Irak güçlerine karşı başarı elde ettikleri 11 Eylül 1961'deki Eylül devrimi sonrasında 1963 yılında İsrail devleti ile ilk kez temas kurduklarını aktarıyor. Barzani KDP'nin politbürosunun onayı ile o zaman KDP'nin yöneticisi olan Celal Talabani ile Kürt siyasetçi ve aydın Kamuran Ali Bedakan'ın Paris'te Şimon Perez ile gizlice bir toplantı yaptıklarını ve böylece ilk kez İsrail ile temas kurabildiklerini belirtiyor. Daha sonra Ömer Mustafa Debabe ve Seyit Aziz Şemzini'nin de dahil olduğu İbrahim Ahmet liderliğindeki KDP heyeti İran üzerinden İsrail'e geçiyor. Mayıs 1965'te de David Campi, İsrail hükümet sözcüsü olarak Kürdistan'a geliyor ve bu tarihten sonra bazı ilişkiler kurulabiliyor. Mesut Barzani'nin aktardığına göre 11 Eylül devrimi başladıktan sonra İsrail bunu az bulunabilecek stratejik bir fırsat olarak değerlendirmiş ve bu nedenle KDP ile temasa geçmişti. Ancak bütün bu temasların sonucu sınırlı bir yardım olmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla Kürdistan'daki işgalci devletlerin iddia ettiklerinin aksine İsrail'in KDP desteği epey azdı. Mesut Barzani belirttiğim gibi İsrail'in partileriyle temasa geçmesinin nedenlerini de anlatıyor. Buna göre kendilerine sınırlı yardımda bulunan İsrail'in amacı Irak devletini Araplarla yürüttüğü savaş cephesinden uzak tutmaktı. Bilindiği üzere söz konusu dönemde İsrail ile bazı Arap devletleri arasında ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Bunun neticesinde 1967'deki 6 gün savaşı patlak vermiş ve İsrail bunu kazanmıştı. Bu durumda İsrail'in Irak'a karşı savaşan KDP'ye sınırlı desteği anlaşılır hale geliyor. Barzani şöyle değerlendiriyor durumu İsrail'in çıkarı Irak ordusunun ya da büyük bir kısmının Kürtlerle savaş halinde olmasını gerektiriyordu. Böylece Arap ülkeleriyle girişilecek bir savaşta Irak ordusunun cephe altında konuşlanması önlenmiş olacaktı. Nitekim Kürdistan'da savaşın durduğu dönemlerde meydana gelen birkaç çatışma dışında Irak'ın İsrail'e karşı kurulan cephede ciddi bir askeri eylem gerçekleştiremediği görüldü. Mesut Barzani, İsrail ile 1965'ten sonraki ilişkiler neticesinde sınırlı teknik ve askeri yardımların kendilerine ulaştığı bilgisini veriyor ve devamlı şunları yazıyor. Aslında bu yardımları arttırmaları mümkündü fakat yapmadılar. Savaşın Kürdistan'da belli bir sonuca ulaşmadan sürmesini, Dolayısıyla Irak ordusunun Filistin alanından uzakta Kürdistan dağlarında oyalanmasını istiyorlardı. Bu onların amacı olduğu kadar İran şahının da amacıydı. Çünkü İsrailliler isteselerdi dahi İran şahı bu yardımların artırılmasına izin vermeyecekti. Özellikle peşmergenin yaşadığı zor koşullarda ve savaşın şiddetinin iyice arttığı dönemlerde. İşin gerçeği İsrail ve İran şahı devrime karşı tek bir politika üzerinde ittifak etmişlerdi. O da savaşın devam etmesini sağlamak, herhangi bir tarafın zaferi veya yenilgisi gibi kesin bir sonuca ulaşmadan sürüp gitmesini temin etmektir. Mesut Barzani, İsrail ile müttefiki İran'ın kendilerine yaptıkları yardımların nedeni hakkında böyle yazıyor. Ve öbür yandan partisi KDP'nin bu ilişkileri kurmaktaki amacı hakkında ise şunları kaydediyor. Kuşkusuz İsrail'in bu yardımları göndermekte güttüğü amaçla bu yardımları alan Kürt devriminin amacı birbirinden ayrıydı. Devrimin amacı Irak ordusunun ardı arkası kesilmeyen saldırıları karşısında Kürt halkının selametine yönelik savunma hatını koruyacak araçları temin etmekti. Bundan daha önemlisi Barzani yani Mullah Mustafa Barzani İsrail'in ABD yönetimi üzerindeki etkisiyle Amerika'nın Kürt devrimini desteklemesini temin edebileceğine inanıyordu. Çünkü Sovyetler Birliği'nin devrimin yararına olacak bir müdahalede bulunmasından ya da ciddi bir katkı sağlama imkanından ümitsizliğe düşmüştür. Bütün bunların yanı sıra Mesut Barzani bazı İsraillerin iddialarına da dikkat çekiyor bu arada. Örneğin Shalom Makdimon yazdığı kitapta öyle iddialarda bulunmuş ki İsrail güçlerinin Kürtlerle birlikte savaştığı ve ciddi oranda destek sağladığı izlenimini uyandırıyor. Aynı şekilde örneğin İsrail istihbaratı Mossad'ın eski yöneticilerinden Eliezer Safir'i de Temmuz 2021'de The Yerusalem Post'a konuşmuş ve benzer şeyler söylemişti. Ancak Mesut Barzani bu tür kişilerin iddialarını açık biçimde reddediyor ve bu tür görüşlerin tamamen hayal ürünü iddialar olduklarını ileri sürüyor. Barzani'ye göre hiçbir zaman tek bir İsrailli bile onlarla birlikte savaşmadı ve savaş alanında da bulunmadı. Elbette Barzani bunları söylerken İsrail ile temasları olduğunu inkar etmiyor. Zaten dikkat çekmiştim. Bununla birlikte iddia edildiği gibi İsrail'in desteğinin büyük olmadığının altını çiziyor. Öbür yandan 1975'te İran Şahı ile Saddam Hüseyin arasında imzalanan Cezayir Anlaşması hakkında da Mesut Barzani ilginç hususlara dikkat çekiyor. Bu anlaşmadan sonra İran ve müttefiki ABD Kürtlere verdikleri desteği kesmiş, Saddam Hüseyin Kürdistan bölgesine yönelik askeri harekete başlamış ve ardından yaşanan çatışmalar Kürt göçlerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Bu tarihten ve yenilgiden itibaren 1988'de Halepçe ve Enfal soykırımlarıyla sonuçlanacak olan saldırı ve zulüm dalgası Kürdistan'da başlamıştı. Barzani kitabında ABD ve İran'ı ihanet gibi sert sözlerle suçluyor. Fakat sadece bu ikisini değil, aynı suçlamayı İsrail'e de yöneltiyor. Bu yüzden Barzani şöyle yazıyor. Benim kanaatime göre İsrail, Kürt halkının aleyhine kurulan Cezayir komplosunu önceden haber almıştı. Eğer iyi niyetli olsaydı Amerika siyasetini belirleyen şahıs yani Henry Kissinger üzerindeki sınırsız nüfusunu kullanarak İran şahını böyle bir ihaneti gerçekleştirmekte vazgeçirebilirdi. Ama bu konuda hiçbir şey yapmadığı gibi Amerika siyasetindeki bu değişikliğin önünü açan, kolaylaştıran bir tutum içine girdi. Hiç olmazsa bu komplorun hazırlıklarından haberdar olduğu zaman bunu bize bildirebilirlerdi. Bu yüzden bana göre 1975 yılında halkımızın yaşadığı felakete İsrail'in sorumluluğu komploya taraf olanların hiçbirinden daha az değildir. İsrail ne kadar ihtiyaç duyarsa duysun, en basit bir çıkarını Kürt halkına feda edecek şekilde yardım elini samimiyetle uzatacak bir devlet değildir. Mesut Barzani'nin 1975'te ve sonrasında yaşananlar için sözleri böyle ve ona göre babası Mullah Mustafa Barzani de İran ve Amerika gibi İsrail'i olup bitenlerden sorumlu tutmuştu. Kuşkusuz Barzani'nin bu değerlendirmeleri kabaca 1990'dan önceki yıllar için geçerlidir. Ondan sonra çok şey değişti. KDP ile İsrail'in ilişkileri epey farklı biçimlerde gelişti. Kısaca bir noktaya dikkat çekmek isterim. İsrail'in Kürdistan bölgesine en açıktan destek sağlayan ülkelerden biri olduğunu söylenebilir. Örneğin 2017'de Güney Kürdistan'da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sırasında desteğini açıkça ilan eden ve bağımsız bir Kürt devletini tanıyacağını duyuran tek devlet de İsrail idi. Şimdi de Kürdistan Demokrat Partisi ile Filistinli örgütlerin ilişkilerine dair bazı anekdotlar paylaşmak isterim. Özellikle son birkaç 10 yıla bakıldığında KDP'nin ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İsrail ile olan ilişkilerinin Filistin örgütleriyle olan ilişkilerinden daha fazla ve hatta daha samimi olduğu görülebilir. Bu nedenle zaman zaman Filistinli örgütlerin ve onlara destek veren pek çok kesimin Kürdistan yönetimine karşıtlığı da söz konusu olabiliyor. Kürdistan yönetimini destekleyen bazı çevrelerin karşı tutumundan da ayrıca söz edilebilir. Ancak her zaman durum tam olarak böyle değildi. Yine Mesut Barzani'nin Sözünü Ettim kitabından bazı örneklere bakılabilir. İsrail'in kendileriyle temasa geçtiği dönemlerde KDP de elbette çıkarlarına göre bir tutum belirlemişti. Ve aynı şekilde Filistin-İsrail çatışmalarında da esasında açık bir tutumun sahibiydi. Mesut Barzani söz konusu dönemdeki yaklaşımları için şöyle yazıyor. Arap-İsrail anlaşmazlığında devrim önderliği açık bir tutum benimsedi. O da başta bağımsız bir devlet kurmak olmak üzere Filistin halkının tüm haklarının desteklenmesidir. Ama tantanalı hamaset tutuklarının peşine takılmaktan, İsrail'i denize dökmek gibi içi boş ateşli söylemlerin yalancı büyüsüne kapılmaktan vazgeçmek gerekiyor. Bunlar samimiyetten uzak, pratikte hiçbir değeri olmayan sahte söylemlerdir. Çeşitli odaklardan her gün bunları duyup duruyoruz ama ateşi gittikçe alevlendirmekten başka hiçbir işe yaramıyorlar. Filistin halkına yarayacak bir ilerleme de kaydedilebilmiş değildir. Mesut Barzani ve partisi KDP'nin Filistin'in devlet hakkına dair desteği söz konusu dönemle sınırlı değildi. Arada benzer bir yaklaşımın sahibi oldukları söylenebilir. Ayrıca Mesut Barzani'nin Filistin'in El Fethi örgütünün lideri Yaser Arafat ile ilişkilerine dair anıları da var ve şunları aktarıyor Mesut Barzani. Partinin yani KDP'nin Filistin örgütleriyle özellikle de El Fethi ile sağlam ilişkileri vardır. 1979 yılında Viyana'da bana karşı bir suikast düzenlendiği sırada Sayın Yaser Arafat'tan gördüm değerli yardımları şükranla anmadan geçmeyeceğim. O zaman gerçekten yardıma ihtiyacım vardı. Onun yanında Arafat'ın Tahran'daki temsilcisi Sayın Hani El Hasan'dan İslam devriminin ilk günlerinde gördüğümüz yardımları unutmak mümkün değildir. El Hasan'ın yardımları dolayısıyla Barzani Burada tarihe bir not düşmek maksadıyla bu şahıstan büyük yardımlar gördüğümüzü belirtmek istiyorum diye de ekliyor. Ve fakat bu yardımların detaylarına dair herhangi bir şey anlatmıyor. 1980'den önceki dönemler için KDP ile Filistinli örgütlerin ilişkileri bu örnekler çerçevesinde değerlendirilebilir. Ve anlaşıldığı kadarıyla her iki taraf da özellikle de zor zamanlarda güçlü bağlantılara sahipti. Fakat sonraki dönemlerde farklılık var. Denebilir ki KDP ve Kürdistan yönetiminin ilişkileri İsrail ile gelişip güçlendiği oranda Filistinli örgütlerle düşüşe geçmiş ve hatta son yıllara bakıldığında epey zayıflamış durumda. Özellikle radikal İslamcı grupların Filistin davasını domine etmeye başlattığı dönemler itibariyle bunlar ileri sürülebilir. Bunlara dair örneklere de yer vereceğim ancak ondan önce Kürdistan İşçi Partisi'nin yani PKK'nin Filistinli örgütler ile İsrail'e dair yaklaşma hakkında da bazı anekdotlar paylaşayım. KDP'nin İsrail'e yönelik pozitif yaklaşımı ve onunla olan güçlü ilişkilerinin aksine PKK'nin İsrail'e yaklaşımının epey negatif olduğu söylenebilir. Kolaylık ve ileri sürülebilir ki PKK kurulduğu günden bu yana İsrail hakkında olumlu herhangi bir yaklaşımın ve değerlendirmenin sahibi olmadı. Hatta bundan da öte PKK'nın pek çok kere doğrudan İsrail karşıtı bir söylem ve siyasetin sahibi olduğu da iddia edilebilir. PKK'nin İsrail'e dair bu olumsuz yaklaşımının esasen sol Marksist ideolojisinden ve bunun belirlediği politik çerçeveden kaynaklandığı kaydedilebilir. Yalnızca PKK'de değil, dünyanın hemen her yerindeki sol çevrelerin neredeyse tamamının İsrail'e iyi gözle bakmadığı gözlenebilir. Bu yaklaşıma göre İsrail kapitalist bir devlettir Amerika'nın müttefikidir ve hatta Orta Doğu'daki ileri bir karakoludur. İşgal ettiği Filistin'de halka zulüm eden Siyonist bir oluşumdur. Sol Cenan her defasında alal ade illeri sürdüğü bu tür argümanların pek çok kez PKK tarafından da sahiplenildiği ve belirtildiği söylenebilir. Aynı şekilde PKK lideri Abdullah Öcalan'a göre İsrail aynı zamanda Kürdistan'ı işgal etmiş olan ülkelere özellikle de Türkiye'ye destek veren haliyle Kürtlere yönelik zulmün ortağı olan bir devlettir. Bundan dolayı örneğin PKK lideri 1999'da Türkiye'ye teslim edilmesinde bile İsrail'i esas sorumlulardan biri olarak görür. Bu arada elbette PKK İsrail'den söz ederken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyor ve ikisi arasında ayrılmaz bir bağ kuruyor. Örneğin Abdullah Öcalan şöyle yazıyor. İsa, sistem işbirlikçisi Yahudi kralı ve baş yardımıyla yakalanıp çağırmaya gerilmişti. Ben de yine İsrail'in yardımıyla Mossad ve CIA'nin işbirliğiyle tutsak edilip çarmıha gerdirilerek İmralı cezaevine konuldu. Burada hatırlatmakta fayda var. Öcalan'ın esir alındığı daha ilk günden itibaren taraftarları İsrail'i sorumlu tutmuştu. Ve bu nedenle örneğin 17 Şubat 1999'da İsrail'in Berlin elçiliği önünde protestolarda bulunmuşlardı. Elçilik korumalarının ateş açması sonucu 4 eylemci yaşamını yitirmiş ve 13'ü de yaralanmıştı. Öbür yandan PKK ve liderinin argümanlarına bakıldığında Yahudilere değil sadece İsrail devletine karşı olduklarını söyledikleri ve bunun çoğu kez özellikle vurgulama gereği duydukları görülebilir. Bu tür argümanlar da sadece PKK'ya ait değildir. Hemen hemen bütün sol örgüt ve çevrelerin benzer izahlarda bulunduğu söylenebilir. Zira İsrail karşıtı sol cenah da Yahudilerin yakın zamanda Naziler taraftan gerçekleştirilen soykırım dahil tarihsel trajediye sahip ezilmiş bir ulus olduklarına dahil hassasiyeti gözetmek zorunda hissediyor. Ancak burada ince bir denge söz konusu ve bu nedenle gözetilen hassasiyete rağmen çoğu kez bazı argümanların doğurduğu ya da doğurabileceği sonuçların iddia edildiği üzere pek de hassas biçimde hesaplanmadığı kaydedilebilir. Daha yakından bakıldığında İsrail karşıtlığına dair argümanların zaman zaman antisemitist tonlara büründüğü görülebiliyor. Örneğin kapitalist bir devlet olarak İsrail eleştirilirken öbür yanda Yahudilerin bütün zenginlikleri ellerinde bulunduran bu nedenle yaşanan kötülüklerin tarihsel sorumlulukları olarak işaret edildiği sonucuna varılabiliyor. Öcalan'ın pek çok kitabında da Yahudiler kapitalist sistemle doğrudan ilişkilendiriliyor karanlık bir oluşum olarak dünyaya hükmetmek isteyen masonların varlığından söz ediliyor. Sol cahatta sıklıkla görülebilen bu tür söylemler antisemitizm söz konusu edildiğinde epey tanıdık oluveriyorlar. Pek çok kişi veya örgütün komplo teorilerine başvurarak Yahudiler hakkında hayali iddialar ve oluşumlardan söz ettiklerini ve böylece neredeyse dünyadaki bütün olumsuzluklardan öyle ya da böyle onları sorunu tutuklarını görebiliyoruz. Bu akıl almaz komplo teorilerine bakıldığında sanki bütün bankaları ve para piyasasını kontrol edenler, hükümetleri perde arkasına yönetip yönlendirenler, teknoloji ve medyayı elinde bulundurup manipüle edenler Yahudilerdir. Kuşku yok ki bu tür imalar veya açıktan ifadeler zaten epey yaygın olan Yahudi karşıtlığını kışkırtmaktan başka bir anlam taşımıyor ve haliyle antisemitizm çerçevesindedir. Antisemitist söylem ve tutumlarıyla yüzleşmeye pek yanaşmayan sol cenahın, İsrail'in kapitalist bir devlet olarak zenginliği, küresel kapitalist bir güç olarak ABD ile ilişkileri, teknoloji vesaire anandaki tahakkümü ve Filistinlere karşı sert siyasetini yerden yere vururken, çoğu kez Yahudilerle kurulan özdeşlik dolayısıyla antisemitizmi yeniden ürettiğini kaydetmekte fayda görüyorum. İsrail'e yaklaşımını kısaca bu şekilde ele alabileceğimiz PKK'nın, öbür yandan Filistinli örgütlere yaklaşımı tamamen farklıdır. PKK 1978'de resmen kurulmuş bir partidir. İki yıl sonra Kürt muhalefetini sert biçimde bastırmaya çalışan, hapsettiği Kürtlere karşı akla gelebilecek her türlü zulmü uygulayan ve Kürt inkarını yeniden tahkim etmek isteyen askerler tarafından Türkiye'de 12 Eylül darbesi gerçekleştirildi. Bu zulümden dolayı fırsatını bulabilen bazı Türk sol örgütleri gibi Kürt hareketleri de Türkiye dışına çıkmaya çalıştı. PKK de bunlardan biriydi. PKK lideri Abdullah Öcalan ve pek çok kadrosu Suriye ve Lübnan'a geçti. Bu yeni bir şey değildi. Zira daha önce de Deniz Gezmiş ve arkadaşları gibi bazı Türk solcuları da buralara gidip Filistin'i gruplarla irtibatlar kurmuştu. PKK de esasında bu yolu takip etmişti. PKK yöneticisi Duran Kalkan 12 Temmuz 2020'de ANF'ye verdiği röportajda söz konusu dönem ve PKK'nin tutumu hakkında önemli veriler paylaşmıştı. Kalkan'ın verdiği bilgilere göre Abdullah Öcalan Türkiye'den çıktıktan sonra Filistinli grupların kontrolünde bulunan Lübnan BK'da onların onayıyla bir kamp kurdu. Ve burada militanların ideolojik ve askeri eğitimi gerçekleştirildi. PKK'nin o dönemde El-Fetih ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi dahil bazı Filistinli gruplarla ilişkileri güçlüydü. Öcalan bu alanda 20 yıl kaldı ve burası PKK için gerçekten de stratejik bir alan haline geldi. Elbette Filistinlilerin yardımları tek taraflı değildi. PKK militanları da onlara yardımda bulunmuştu. En dikkat değerli örnek de 1982'de Lübnan'da İsrail ile Filistinli örgütler arasında yaşanan savaş sırasında ortaya çıktı. Duran Kalkan'ın aktardığına göre İsrail'in Mayıs 1982'deki saldırıları sırasında Abdülkadir Çubukçu adındaki militanları yaşamını yitirdi. Bir ay kadar sonra da Arnon Kalesi'nde 8 PKK militanı İsrail tarafından öldürüldü. PKK yöneticisi Murat Karayran 23 Mayıs 2020'de ANF'ye verdiği röportajda Filistinli gruplara destek veren 11 militanlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsimleri şöyle Abdullah Kumral, İsmet Özkan, Mustafa Marangoz, Ahmet Atmaca, Şehabettin Kur, Kemal Çelik, İrfan Ay, Şerif Aras, Emin Yaşar, Veli Çakmak. Savaşın sonunda pek çok sayıda PKK militanı da İsrail ordusu tarafından esir alındı ve daha sonra serbest bırakıldılar. PKK bugüne kadar da Filistinlilerin hak ve taleplerini sahiplenip savunuyor. Bununla birlikte anlaşılacağı üzere PKK de kendi çıkarları çerçevesi hareket etmişti. Filistinli gruplara verdiği destek alıp onlardan destek de almıştı. Ayrıca Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de sivilleri katletmesiyle başlayan savaşa dair PKK kaynaklarından yapılan açıklamalara bakıldığında Filistin davası desteklenmeye devam edilirken buna karşın Hamas'ın terörist eylemlerinin onaylanmadığı hatta AKP ile ilişkilendirildiği görülüyor. Bu PKK'nin Filistin davası ile bugün Filistin siyasetini belirleyen aktörler konusunda önemli bir ayrıma gittiğini ve bu konuda dikkate değer bir mesafeye sahip olduğunu gösteriyor. Bu arada kısaca Halkların Demokratik Partisi HDP ve onun yerine kurulan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin HDP'nin Filistin ve İsrail hakkındaki görüşlerinden de söz etmek isterim. HDP'nin internet sitesinde yer alan programına göre İsrail Filistin toprağını işgal eden bir devlettir ve bu nedenle HDP İsrail'e karşı Filistinlerin mücadelesini ve onların devlet kurma hakkını destekliyor. HDP için de aynı siyaset geçerlidir. Ekim 2023'te kuruluş kongresinde konuşan neredeyse tüm HDP yöneticileri kısa süre önce terör örgütü Hamas'ın İsrail'de sivilleri katletmesi sonrası başlayan savaş hakkında konuşmuş ve istisnasız hepsi de İsrail'in zulüm uyguladığını belirterek Filistinlileri koşulsuz desteklediklerini açıklamıştı. Kürdistan'daki ana akım partilerden sonra şimdi de Kürdistan'da faaliyetleri olan İslamcı bazı oluşumların Filistin ve İsrail'e dair siyaset ve söylemlerine kısaca değinmek isterim. Örneğin Hizbullah örgütü. Hizbullah 1990'lı yıllarda Kuzey Kürdistan'da PKK'ya karşı sert bir silahlı mücadele yürüttü. Ancak esasında Türk devleti tarafından desteklenen, bu yüzden pek çok kere şaibeli bir oluşum olarak da nitelenen Hizbullah, özellikle Kürtlerin özgürlük mücadelesi yürüten yüzlerce kişiye karşı gerçekleştirilen satırlı cinayetleri ve domuz bağı işkenceleriyle bilinir. 2000'lerin hemen başında kendisine yıllarca destek vermiş olan devletle ihtilafa düşen ve bu yüzden gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde büyük darbeler alan Hizbullah, radikal cihadist ve şaibeli bir oluşumdu. Aynı şekilde Hizbullah için hiçbir zaman Kürtlerin ve Kürdistan'ın hak ve özgürlük mücadelesi bir amaç değildi. Esas amacı radikal İslamcı ideolojiye göre tahayyül edilmiş bir gelecekti. Bu durumda Hizbullah'ın Filistin ve İsrail meselesindeki tutumunu anlamak işte zor olmuyor. Hizbullah'a göre Filistin mazlumdur, işgal altındadır ve İsrail ise işgalci, kafir, hiçbir zaman tanınmaması ve kabul edilmemesi, bilakis ortadan kaldırılması gereken bir devlettir ve lanetli bir toplum olarak Yahudilere mücadele etmek kutsal bir vazifedir. Kesinlikle kutsal topraklardan çıkarılmaları gerekir. Ayrıca bugün Kürt kentlerinde aldığı oylar ile Türkiye'de siyaset yapan ve Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP ile mütefik olan Hür Dava Partisi'nin yani Hüdapar'ın Filistin ve İsrail hakkındaki görüşleri de takipçisi olduğu Hizbullah'tan farklı değildir. Nitekim 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'de sivilleri katletmesiyle başlayan İsrail-Hamas Savaşı'nda Hüdapar tereddütsüz Hamas'ı, Hamas'ın kullandığı yöntemleri ve amacını destekledi. Hatta Türkiye'de en sert İsrail karşıtlığı yaparak Hamas'a destek veren grubun da Hüdapar olduğu ileri sürülebilir. Bu arada Kürtlere hitap ederek oy alan Hüdapar'ın örneğin Türkiye'nin Kürtlere yönelik zulmüne ses çıkarmayıp aksine desteklemesi ve buna karşı Filistin için ortalığa ayak kaldırması ise pek çok kere Kürt çevreleri tarafından samimiyetsizlik, radikalizm ve tutarsızlık olarak geliştirildi. Bunu da not etmekte fayda görüyorum. Kürt partilerinin İsrail, Filistinli örgütler ve Filistin davası hakkındaki siyasetleri için bunları kaydettikten sonra şimdi de Filistinli grupların Kürt meselesine yaklaşımına dair bazı hususları paylaşmak isterim. En fazla öne çıkan isimlerden biri kuşkusuz yasar Arafat'tır. Arafat on yıllarca El Fethi örgütüne liderlik etti. Filistin davasının sembolü haline geldi. 1990'ların başında İsrail'in varlığını tanıdı ve onlarla Oslo'da anlaşma imzaladı. Aynı yıllarda fiili olarak ilan edilmiş Filistin Devleti'nin de ilk başkanı oldu. Kasım 2004'te öldüğünde ise yerine Mahmut Abbas geçti. Kuşkusuz Arafat da Filistinle hak ve özgürlüğü için mücadele yürüttüğü dönem boyunca sadece Kürtlerle değil diğer bütün örgüt ve devletlerle ilişkilerinde çıkarlarına göre davrandı ve bu da gayet normaldir. Bununla birlikte mesele çıkarlar olunca fazlasıyla romantik olan ve idealize edilen bazı şeyler ortadan kalkabiliyor ve bunun yerine gerçekler ortaya çıkabiliyor ya da real politik gerçekler diyelim bunlara. Kürtlerin Filistinlilerle ya da İsrail ile olan ilişkileri ele alındığında da bu gerçeğin göz ardı edilmemesi önemlidir. Buradan bakıldığında Yasar Arafat ile Kürt oluşumları arasındaki ilişkinin de her zaman doğrusal bir hat üzerinden ilerlemediği rahatlıkla görülebilir. Daha önce bahsettiğim gibi Mesut Barzali 1979'da kendisine yönelik planlanan bir suikasttan Arafat'ın yardımıyla kurtulduğunu, bunu her zaman minnetle hatırlayacağını açıklamıştı. Minnet duygusu bir yana bırakılırsa, bu tür bir yardımı mümkün kılan ilişkiler söz konusu dönemin şartları çerçevesinde değerlendirilebilir. Nitekim sonraki yıllarda şartlar değişince siyaset ve ilişkiler de buna göre yeniden düzenlenmiştir. Fakat her ne olursa olsun olup bitenleri her ne kadar real politik gerçekler çerçevesinde izah edersek edelim. Yaser Arafat'ın bir tutumu var ki Kürtlerin hafızasında adeta silinmeyecek biçimde yer edilmiş durumda ve bu tutumun izahı hiç de mümkün değil. İsmail Beşikçi'nin her fırsatta dile getirdiği üzere Saddam Hüseyin en az 5 bin Kürt'ü Arapça'da kimyasal silahlarla soykırımdan geçirdiği sırada Yaser Arafat Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Bu ziyareti sırasında bir gazeteci kendisine Halepçe'deki soykırımı sorduğunda tarihte hiçbir zaman silinemeyecek ve hiçbir politik gerekçeyle izah edilemeyecek şu ibretlik yanıtı vermişti. Saddam onlara gülme atsaydı. Bu sözleriyle tartışmasız biçimde Arafat, Saddam Hüseyin'in kimyasal bombalar atmasını gayet meşru ve haklı bulmuştu. Bununla birlikte dönemin siyasi koşullarının ya da real politik durumun bu tür bir açıklamayı mümkün kıldığı ileri sürülebilir. Direkt o dönemde Arafat için Saddam'ın desteği veya İran'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ya da ABD'nin kendilerine sağlayacağı desteğin Kürtlerin sağlayabileceğinden çok daha gerekliydi. Nihayetinde Kürtlerin herhangi bir desteği Filistinler ne işine yarayabilirdi ki? Saddam Hüseyin'in herhangi bir desteği ise Filistin davasına çok daha fazla yarar sağlayabilirdi. Ne yazık ki bu tür argümanları ileri sürenler de oldu. Hatta hala benzer şekilde düşünenlerin var olduğu da kuşkusuzdur. Bu bir realite olarak kaydedilebilir ve hakikaten de Irak'ın ya da Türkiye'nin Filistin davasına getirisi Kürtlerin sağlayabileceğinden kat ve kat daha fazladır. Nitekim Arafat da böyle düşürmüştü ve bu yüzden de Halepçe ile ilgili insanlık dışı açıklamaları yaptığı dönemde Saddam Hüseyin'in kuvvetli işgalini desteklemişti. Sonuçta Saddam Hüseyin savaşı kaybettiği gibi Arafat'ın da esasında ne derece siyaseten öngörüsüz olduğu ortaya çıkmıştı. Bütün bunlar bir yana nasıl bir konjüktürel açıklamayla Arafat aklanmaya çalışırsa çalışırsın, şu hakikat hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çıkarlar veya dönemsel siyasi manevralar neyi gerektirirse gerektirsin, insanlığa karşı işlenmiş bir ağır suç olan soykırım ve benzeri uygulamalar hiçbir şekilde aklanmamalıdır. Soykırım, soykırım. Eğer aklamaya ve hatta Arafat'ın yaptığı gibi meşru ve haklı göstermeye çalışan olursa, bu durumda bu ağır suçun orta haline gelir, ve fail kadar bunu yapan da sorumludur. Bu arada Saddam Hüseyin'i aklayan ve destekleyen bu korkunç tutumun bir benzeri Filistinli aydın Edward Said tarafından da sergilenmişti. Dünyanın önde gelen entelektüelleri arasında kabul edilen Filistin davasını ömrü boyunca savunan entelektüelin kitabını yazarken malzumun yanında durmanın en önemli kıstas olduğunu vaaz eden Edward Said, üstelik 3 yıl sonra Arapça katliamdan söz ederken bunun bir iddia ve en iyi ihtimalle belirsiz bir olay olduğunu ileri sürmüştü. Filistinli örgüt ve yetkililerin Kürtistan davasına yaklaşımına dair bazı başka örnekler de verilebilir. Arafat'ın ölümünün ardından hem örgütlü El Fethi'nin hem de fiili Filistin devletinin başına Mahmut Abbas geçmişti. Kürtlerin yıllarca yok sayıldıkları Suriye'de 2011'de özelliklerini ilan etmesi ve önemli bir direniş gücü haline gelmesinin ardından Mahmut Abbas da olup bitenlere dair konuşmuştuk. Kabaca internette arama yapıldığında pek çok açık kaynakta görülebileceği üzere Abbas 2013'teki açıklamasında ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin vahim sonuçlar doğuracağını, zira Esad'ın devrilmesiyle Orta Doğu'nun başına gelebilecek en büyük felaket olarak bağımsız bir Kürt devletinin kurulabileceğini söylemişti. Mahmut Abbas'a göre Kürdistan'ın bir bölgesini yıllardan beri işgal etmiş, Kürtlerin varlığını dahi kabul etmemiş ve her türlü zulmü uygulamış bir diktatör olarak Beşar Esad'ın faaliyetleri değil de ulası bir Kürdistan'ın varlığı vahim bir durumdur. Ve bu yüzden de Abbas, Filistin devlet başkanı olarak bu duruma karşı çıkıyordu. Mahmut Abbas, 2017'de de benzer nitelikte sözler dile getirmişti. 2017'nin Eylül ayında Güney Kürdistan'da gerçekleştirilen ve başta Türkiye ile İran olmak üzere Kürdistan'ı işgal altında tutan devletlerin sert biçimde karşı çıktıkları bağımsızlık referandumundan bir ay kadar önce Mahmut Abbas Türkiye'ye gitmiş ve Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Tarihte var oldukları iddia edilen 16 Türk devletine ait bayrakların önünde Erdoğan'la basına demeç veren Abbas'a Güney Kürtistan'daki referandum hakkındaki görüşleri de sorulmuştu. Abbas bu kez de bağımsız bir Kürt devletinin bölge için üzücü bir durum olacağını söylemişti. Yani kaygı verici bir durum olacağını söylemişti. Oysa hemen öncesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tek amaçları olduğunu söylemiş ve Erdoğan'dan da tam destek almıştı. Basına zaman zaman yansıyan bu tür açıklamaları bir yana, Mahmut Abbas'ın Kürtlerle, daha doğrusu Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile çeşitli görüşmeleri ve temasları da oldu. Bu da gayet normaldir elbette. Örneğin 2009'da, Filistin Devlet Başkanı olarak Abbas, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret etmiş ve Başkanı Mesut Barzani ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Barzani ve Abbas gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Barzani pek çok kere yaptığı gibi Filistin konusundaki açık tutumunu bir kez daha ortaya koymuş ve şöyle demişti. Biz Filistin davası için Abbas ve halkını destekliyoruz. Onlar devletlerini kuruyorlar. Abbas'ın bağımsız bir devlet için izlediği yol onların amaçlarına uğraştıracaktır. Bu yol Filistinlileri özgürleştirecektir. Mesut Barzani'nin ardından Mahmut Abbas konuşmuş ve Kürdistan Federasyonu hakkındaki soruyu anlatmıştı. Abbas, federasyonun Irak'ın anayasasına yer aldığını ve kabul edilmesi gerektiğini söylemiş ve bunun haricinde Barzani gibi hiç de açık ve net ifadelerle Kürdistan davasına söz etmemişti. Sadece biz de bu milletin ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Allah'tan duyacağız ki bu millet de diğer milletler gibi istikrara kavuşsun demişti. Burada söylenmesi gereken bazı hususlar var. Abbas ile Barzani'nin açıklamaları arasında önemli bir fark bulunuyor. Barzani'ye göre kim ne derse desin Filistinlerin devlet kurma hakkı meşrudur ve açıkça desteklenmelidir. Ancak Mahmut Abbas'ın açıklamalarına bakıldığında aynı netlik görülemez. Anlaşılacağı üzere pek çok Filistinli yetkili gibi Abbas da Kürt meselesinden ille de söz etmesi gerektiği zaman her şeyden önce Kürdistan'ı işgal etmiş olan devletlerin siyasetini gözetiyor ve buna göre cümlelerini kuruyor. Bu yüzden Kürt meselesi Abbas için de ancak bir yere kadar meşru görülebiliyor ve buna göre söz söylenebiliyor. Filistin'in bir diğer ana akım gücü de Hamas'tır. Yasar Arafat'a muhalefet ederek 1990'lı yıllardan itibaren Filistin siyasetini de yer edinen Hamas, özellikle 2000'lerden sonra Arafat'ın el fetihinden bile daha güçlü bir desteğe kavuştu. Radikal cihatçı İslamcı ideolojiye sahip Hamas, işgalci olarak nitelediği İsrail'in devlet olarak tanınmasını reddediyor ve esasen de İsrail'in yok edilmesine başlıyor. Bu amaç için de silahlı mücadeleyi esas alan Hamas en son 7 Ekim 2023'teki saldırılandan da gördüğü üzere sivil asker ayrımı yapmaksızın acımasız terör yöntemlerine başvuruyor. Ama son 30 yılda Suriye, Lübnan, Türkiye, Katar ve en önemlisi de İran ile epey güçlü ilişkiler kurdu. 2011'den itibaren Suriye kendi ateşiyle kavrulurken bu tarihe kadar Suriye'yi üs olarak kullanan Hamas burayı terk etti ve ağırlıklı olarak Türkiye ve Katar'ı merkez üs haline getirdi. Bu ülkelerden her türlü desteği aldı, alıyor. Askeri ve lojistik desteğin önemli bir kısmını da İran'dan temin etmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'te yüzlerce sivili acımasızca katlederek savaşa yol açan Hamas, Türkiye ve İran'ın açık desteğini arkasında bulmaya devam etti. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde terör örgütü olarak kabul edilen Hamas, örneğin Tayyip Erdoğan için bir direniş örgütüdür. Aynı Erdoğan, İsrail'in Hamas'a yönelik operasyonlarını işgal olarak nitelendirirken, öbür yandan aynı zaman diliminde, bırakın Kuzey Kürtistan'daki durumu, Rojava'ya yönelik işgal saldırılarını sürdürebiliyor ve insanlık suçu kapsamına giren her türlü saldırıyı da yapabiliyor. Kürt hareketlerini terör örgütü olarak kabul eden Türkiye ve lideri Erdoğan, antisemitizm ve ırkçılıkta sınır tanımayan, sivillere yönelik saldırılarda ve ideolojisinde daha işten zerre farkı olmayan Hamas'ı özgürlük hareketi olarak kabul edebiliyorlar. Bu tutumlar ironik olmaktan çok öte, politik ve ideolojik tercihlerle ilgili gerçeklerdir elbette. Hamas'ın Kürt meselesine bakışına gelince, Gözlenebildiği kadarıyla Kürdistan'da faaliyetleri bulunan ve görece daha az etkiye sahip olan radikal İslamcı grup ve hareketler Hamas'a ve siyasetine açıktan destek veriyor. Fakat Kürdistan'daki seküler ana akım partilerin Hamas'a mesafeli oldukları hatta Hamas'la herhangi bir irtibatlarının olmadığı söylenebilir. Hamas'ın Kürtlere yönelik tutumu ise Mahmut Abbas örneğinde olduğu gibi Kürdistan'ı işgal etmiş olan devletlerin siyasetlerine göredir. Bu noktada Hamas için İran ve Türkiye'nin yaklaşımı önemlidir. Aynı şekilde Hamas'ın esas aldığı ideoloji de Kürtlere yönelik tutumunu belirleyen önemli bir faktördür. Bu hususları izah edebilmek için iki örneğe bakılabilir. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye 1 Nisan 2022'de Rudaw televizyonuna konuştu. Haniye Selahattin Eyyubi'nin de bir Kürt olduğunu ve İslam davasına büyük katkılarda bulunduğunu, Kürt kardeşleriyle gurur duyduklarını, onların da İslam ümmetinin bir parçası olduklarını, seslerinin kısılmaması ve siyasetin dışına bırakılmamaları gerektiğini söylüyordum. Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına dair soruya gelince, Haniye, Kürtlerin kendileri için doğru ve faydalı gördükleri şeyleri, kendilerini de kabul ettiklerini söyleyerek yanıt veriyordu. Fakat bu sözlerin hemen ardından Haniye, bu kabulün sınırlarını ve şartlarını şu sözlerle ortaya koyuyordu. Kendi gelecekleri ve kaderlerini tayin etmeleri tamamen kendilerinin karar verebileceği bir şey ve bu karar yaşadıkları ülkelerle karşılıklı anlayış ve anlaşma çerçevesinde alınır. Anlaşılacağı üzere Hamas da mesele Kürtler olunca epey ketum ve şartlı bir tutum ortaya koyuyor. Zira Hamas yetkilileri de inde de Kürtlerden söz edeceklerse her şeyden önce sıkı ilişkilere sahip oldukları Türkiye ve İran'ın nasıl bir siyaset izlediklerini göz önünde bulunduruyor ve buna göre davranıyor. 11 Nisan 2022'de ise bu kez bir diğer Hamas lideri Halit Meşal Rudav televizyonuna konuştu. Meşal'da Filistin'i Hristiyanlardan kurtaran Selahattin Eyyubi'nin torunları olan Kürtlerle gurur duyduklarını, zira onların da Müslüman ve İslam ümmetinin bir parçası olduklarını söylüyordu. Bu soslu retorikten sonra esas meseleye gelince Halit Meşal, Kürtlerin ve Filistinlerin mücadelesini kıyaslayarak şunları söylüyordu. Elbette Kürt halkı çok mazlum ve zulme uğramış bir halktır. Biz bu duyguyu çok iyi anlıyoruz. Ama kardeşim zulmen maruz kalma konusundaki kıyaslama evet doğru. Biz de Kürtlerle gurur diyoruz. Evet onlar bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz. Ama fark şu ki biz Siyonizm denen topraklarımızı ve kutsal alanlarımızı işgal eden işgalci bir düşmanla karşı karşıya kaldık. İsrail bir tek Filistinlerin düşmanı değil, Kürtler dahil tüm Arapların ve Müslümanların düşmanıdır. Şimdi mazlum Kürtlerin çıkarlarını, güvenlik ve egemenliklerini gözetmeleri kendi çıkar haklarıdır. Kanımca bölgemizin siyasi devletlerinin bir parçası oldukları için taleplerinin tek bir ümmet ve ülkelerimizin birliği çerçevesi olmasını temenni ediyorum. Hamas yetkilisi Halit Meşar'ın sözleri gayet açık ve ona göre Müslüman Kürtlerin meselesi Müslüman devletlerin yani Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin bütünlüğü içinde çözülmeli. Ümmetin bütünlüğü için bu en doğru yol. Bu bakış açısından hareket ettiği için Meşar'a göre işgal söz konusu olduğunda Kürdistan'ın mevcut durumu Filistin'in durumuyla da kıyaslanamaz. Zira Kürdistan'daki durum bir işgal değildir. Kürdistan, Irak, Türkiye, İran ve Suriye'nin bir parçasıdır meşal meramını aynen şöyle açıklıyor. Bunu işgal olarak adlandıramam ama aynı zamanda Kürtlere proje ve talep sahibi olamazsınız da diyemem. Buna engel olamam. Bu nedenle bölgedeki devletlerle mutabakat çerçevesinde çözülmesini umuyorum. Çünkü bölgenin daha fazla bölünmesi bizi daha da zayıflatacaktır. Bu da sonunda ABD ve İsrail'in boşluktan faydalanmasına izin verecektir. Havas yetkilisi Halit Meşal kısa ve net olarak esasla şunları söylüyor. Kendi ülkeleri işgal altında ancak Kürdistan öyle değil. Filistin'i özgürleştirme mücadelesi İslam davasına hizmet ediyor. Kürdistan'dakinin böyle bir önemi yok. Kürtler de Müslüman olduklara göre esas önemli davaya, bu durumda Filistin davasına katkı sunmalı. Egemenlikleri altında bulundukları ülkeler de Müslüman olduklara göre Kürtlerin önemsiz meseleleri din kardeşliği çerçevesinde çözülebilir. Aksi bir durum ümmetin bütünlüğüne ve en niyetinde Filistin davasına zarar verir. Bu da İsrail ve ABD'nin işine gelir. Kısadan ise devlet sahibi ve bağımsız olmak Filistinler için haktır fakat Kürtler için değil. Böyle bir talep bölücülüktür. Sonuç olarak Filistinli ile Kürt hareketleri arasındaki ilişkiler, temaslar ve bunların birbirleri hakkındaki görüşleri bir yere kadar real politik gerçekler çerçevesinde değerlendirilebilir ve anlaştır, kabul edilebilir. Zira siyaset duygularla değil, çıkarlar çerçevesinde yapılır. Bu kadim bir kanun ve Filistinli örgütlerin Kürt meselesine yaklaşımları bunun sariş bir örneğidir. Öbür yandan bir zihniyet ve prensip meselesi de vardır ki bu başka bir şeydir. Şimdiye kadar aktardığım verilerden de görülebileceği üzere Kürt parti ve örgütlerinin Filistin davasına yönelik tutumları her şeyden önce politik çıkarlardan bağımsız, ilkeli ve dürüsttür. Bu yüzden her ne koşulda olursa olsun Filistinlilerin devlet kurma ve bağımsızlık taleplerini destekliyorlar. Fakat Filistinli örgütler ve yetkililer için böyle bir tutum söz konusu bile değildir. Bu arada Filistinli örgütlerin Kürt meselesiyle ilgili yaklaşımlarında Arap milliyetçiliğinin etkisinden de söz edilebilir. Bunun da Filistinli yetkililerin Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerine yönelik sınırlı kabullerini açıklayan bir başka husus olduğu kanaatindeyim. Örneğin Filistinli örgütler içinde bağımsız bir Kürt devleti Arap milliyetçiliğine zarar verebilecek bir gelişmedir. Zira Kürdistan'ı işgal etmiş olan iki ülke Arapların egemenliğinde. Arap milliyetçiliğinin zarar görmesi ise Filistin davasını ebeye etkiler. Bir diğer husus da 1990'lardan itibaren Filistin'de egemen hale gelmeye başlayan hareketlerin, örneğin Havas'ın esas aldığı radikal İslamcı ideolojidir. Havas liderleri Halit Meşal ve İsmail Haniye'nin aktardığım sözlerinden de anlaşılacağı üzere, bu İslamcı ideolojik yaklaşıma göre de Kürtlerin özgürlük mücadelesi İslam ümmetine ve davasına zarar verir. Bu akıllara zarar iddia genelleyecek olursa iki nedenden dolayı ileri sürülüyor. Birincisi İslam dinine mensup olduklarını ve bu dinin davasını güttüklerini ileri süren Türkiye, İran, Irak gibi devletlerin bütünlüğüne zarar verdiği ve böylece İslam coğrafyasına gedikleri neden olacağı için İkincisi ise ara akım Kürt hareketleri seküler nitelikte oldukları için. Bu gerekçelerden dolayı da Filistinli İslamcı gruplar da örneğin Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, Ayatullah Hümeyni ve Ali Hamenei gibi olası bir Kürt devletinin İslam dünyasını bölen ikinci İsrail olacağı iddiasına sahip olabiliyorlar. Ayrıca Filistinli cihatçı gruplar Kürt partilerinin İsrail ile olası temaslarına veya ilişkilerine karşı tahammülsüzdürler ve bunu İslam davasına ihanet olarak da değerlendirebiliyorlar. Bu yüzden de Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesine karşıtlık bir yerden sonra İsrail ve Yahudilik karşıtlığıyla eşdeğer hale getirilebiliyor. Sonuç olarak Kürtler İslam davası çerçevesinde koşulsuz biçimde Filistinliler mücadelesine destek verdikleri ölçüde makul ve ümmetin parçası olarak kabul görebiliyor. Aynı şekilde Kürtler hak ve özgürlük taleplerini dillendirdiklerinde egemenlikleri altında bulundukları İslam devletlerinin bütününe zarar vermedikleri ölçüde makul karşılanabiliyorlar. Aksi herhangi bir davranış veya siyaset müttefikleri olan Kürdistan'daki egemen devletlerin ezberini tekrarlayan Filistinli örgütler için de bölücülük oluyor.